Çalışma yüklemiş olan var mı? Çalışmasına bakmak isterim. Eğer çalışmasını göstermek isteyen varsa. Ben yükledim hocam. Merve, sen mi seslendin? Evet. Merve, sen yoktun herhalde birkaç hafta. Evet. Takip edebildin mi? Bakabildin mi hiç? Evet, dersleri takip ettim sonrasında. Tamam, nereye gittin Merve? Biz Balkan taraflarındaydık. Bosna ve Karadağ'a gittik. Öyle mi? Soğuk mu oralar? Nasıl? Son birkaç gün evet kar yağmak üzereydi. Sonunda kurtulduk, yani kaçtık. Öyle mi? Sanırım Türkiye'de şu anda soğuk. Herhalde yakında da burada da kar yağar. Başlar herhalde, evet. Hemen çalışmanı açıyorum. Paylaşımı açacağım. Ekran paylaşımım sanırım şu anda görünüyor. Değil mi? Evet. Bölüm ki olarak kaydettim. Evet Merve, eline sağlık. Oldukça özveriyle çalışmışsın. Gayet hoş görünüyor çalışman. Gözüme çarpan pek bir şey yok. Sadece şurada yaprağın düşme sahnesinde birkaç tane araya in-between eklersek güzel olur. Özellikle şu kısma. Şuraya bir, iki, üç. Üç kare var burada. Buraya en azından üç kare daha eklersek daha güzel olacak. Onun dışında Tamam. gözüme çarpan bir şey yok. Bir de koyunun süpürgesine bakıyorum bir dakika. Evet, güzel duruyor. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Var mı başka çalışmasını göstermek isteyen? Benimkine de bakabilirsiniz hocam, Özlem. Hemen bakıyorum. Özlem, hangisi? Dosyanın için hocam, kuzu Ha, kodu diye tamam. onu da dosya Ha, yaptım. pardon. Evet. Alttaki yaprak atıyor yazan ikinci sıradaki şu mu? İçin. Onu. Bu mu? İki tane var. Bu. Evet, tamam. O değil herhalde hocam ya. Bir tane daha sonra yeniden çizdim. Hemen bakalım. Üstteki şu mu acaba? Aha, evet. Tamam. Sadece burada bir yaprak yok. Sonrasında eliyle oraya bir tane yaprak ilişmiş oluyor ya. O yaprağı oraya ilk sahnede çizersek bir tek o gözüme çarpıyor. Şu Evet, eksik aşağıda. çizmişim. Şimdi fark ettim. O gözüme çarpıyor. Onun dışında hareket güzel. Hareket gayet iyi. Ama çizgilerde bir şeylik var ya, tereddüt var ya, yani daha böyle çizgiler daha
daha güçlü olabilir çizgiler. Yani sen nihayetinde resmi eğitimi aldığın için de anlatmak istediğimi anladın diye düşünüyorum. Bazı anladım yerlerde böyle kopukluk falan var ya çizgilerde. O birazcık... Şeyde çok kararsız kalıyorum işte. Mesela daha çizgisel mi yapmalıyım, daha tek çizgi mi yapmalıyım derken ikisinin ortası hiçbir şey böyle çok net olmuyor. Ama güzel. Yani olabildiğince sadeleştirmek zor. O kopukluk gitse, biraz daha bütünleşse çok daha iyi olacak. Yani bazen silince de lekeler falan kalıyor ya. Kalıyor, evet. Onlar çarpıyor. O şeyin önüne geçiyor. Yani hareketin önüne geçiyor. Çünkü orada böyle bir dalgalanma söz konusu olunca göz ister istemez orada takılabiliyor. Ona evet. Dikkat edersen, onu biraz temize çıkartırsan iyi olur. Elio Cleanup eğitimi verecek. O derse ikinci döneme katılanlar için söyleyeyim. Yani bunun daha temiz halini onun dersinde nasıl çizilir onu katılanlar zaten görecek. Ona cleanup deniliyor. Daha temiz çizgiyle çizilmiş hali. Belki burada bir örneği vardır, onu da size göstereyim. Emeğine sağlık, güzel olmuş. Aşağıdaki koyun karakterini de geçebilirsin. Şöyle yapalım mı? Bu koyun yukarıya bakmasın. Çünkü yukarıya bakarsa kuzuyla karşılaşmış olur. O hikayedeki bütünlükte yukarıya bakmıyor. Sanki ağaçtan düşmüş gibi devam ediyor süpürmeye. Ama yani yukarıya bakışı güzel. Yani açı olarak güzel. Ama onu kullanmasak daha iyi olacak. Tamam. Bir de şu dalın ileriye gitme sahnesi şurada. Hızlı bir gidiş var. Onu daha yavaş, en azından araya bir iki bitkin daha eklersen daha iyi olacak. Bazen silince böyle ağacın kenarında falan da siliniyor ya. Yani kopyalayıp yaparken silinen yerlere biraz daha dikkat edersen hiçbir sorun olmayacak. Tamam hocam. Mesela burada ağaçtan bir parça kopuyor ya, gidiyor ya. Evet evet fark ettim. Ya bunlar bütünü izlediğimizde sorun yaratıyor. Yani belki böyle küçük sorunlar ama içine doğru da bir flash patlıyor gibi bir his oluşabiliyor. Ona dikkat etsek gayet iyi olacak. Tamam. Evet. Başka kimin çalışmasına bakalım? Benimkine de bakabiliriz hocam. Özge. Hemen bakalım Özge. Elio'nun o çalışmasını bir açayım da. Şu anda bir dosya arıyorum. Evet, ekranımı paylaşıyorum. Şu anda görüyor musunuz ekran paylaşımı? Evet. Evet. Evet, Elio bir sonraki dönemde 3 haftalık bir eğitimimize katılacak bir animatör, cleanup sanatçısı. Glass'ta Denizli Şarkısı'nda ve Warner Bros'un bazı çizgi filmlerinde süpervizör olarak çalıştı cleanup konusunda. Birkaç çalışmaya gösterecek olsam cleanup nedir? Bu konular üzerinde herhangi bir çalışma yapmadık sizlerle. Ama animasyonun en önemli unsurlardan bir tanesi. Oh, right, right, the reception, of course, the reception. It's good you reminded me. You just ring the bell over there. Well, it's not every day they get a brand new postman. New postman. Evet, orada göremedim o farkı. Başka bir video arıyorum.
and star. Yine çalıştığı animasyonlardan bir tanesi. Evet, bu da bir durum ama şöyle ifade edelim. Nocturne. Look, if you, I don't know, to school, that. Şimdi bu çizgilere baktığınız oldukça temiz bir çizgi görüyorsunuz. Yani klinik sanatçısı boyama öncesinde bütün bunların sanki bir boyama kitabındaki çizgiler gibi gördüğünüz gibi tek bir çizgi halinde çiziliyor, temizlenmiş hali. Dolayısıyla bu da ayrı bir bilim. Birim animatör çizdikten sonrasında clean up sanatçılarına devrediyorlar ve onları daha temiz bir çizgiyle bu hale getiriyor. Bu konu üzerine ilerleyen süreçte bilgi paylaşımında olacaklar. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar Özge, senin çalışmana dönüyorum. Emeğine sağlık Özge. Güzel duruyor. Söyleyeceklerim şunlar. Burada bir dal var. Dalın ilk pozisyonuyla son pozisyonu, yani dalı çekiştirip tekrar bıraktığımızda geri ilk pozisyonundaki şekle dönse çok daha iyi olur. Ama bu bir zorunluluk değil. Dönmese de sorun değil. Ama dönerse çok daha isabetli olur. Yani sanki bir de büyümüş gibi değil mi? Dal farklı yani, bir dal olmuş gibi. Buradaki pozisyon neyse dal hareket etti, geri döndüğünde bu pozisyona evrilirse çok daha iyi olur. Yani çok göze batmıyor ama yaptığımız çalışmanın daha düzenli ve mantığa da çok uygun olabilmesi için belki öyle yapsak daha iyi olur. Onun dışında yapmadıysak da burada da en azından şu baş kısmı yine biraz daha hareketini devam ettirebilir burada. Sağ tarafa doğru uç kısmı akışı tamamlayabilir. Gözüme çarpan o var. Bazı yerlerde böyle nokta falan var, silince kalmış. Çok önemli değil ama yani yaptığımız çalışma biraz daha temiz olursa çok daha güzel olur. O lekeler bazen dikkati dağıtabiliyor. Orada bir yanıp sönen bir nokta bir anda oraya bakmamıza sebep oluyor. Onun dışında hareketi güzel. Şu dönüşte bir tane, evet, dönüşte en azından bir iki tane daha in between olsa daha hoş olabilir. Şeye, dala dönerken ara, mi hocam, yoksa dala, farklı evet, dala, dönerken mi? Dala dönerken. Heh, yani tamam. Dala döndüğü pozisyonda yavaşlayarak o forma dönebilir ya da araya bir iki tane direkt in between atarsan da hoş olabilir. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Başka kim var çalışmasını göstermek isteyen? Hocam merhaba, Hatice var. Benimkine Hatice. Bakabiliriz. Hemen açıyorum. Şu 4 Ekim yazan değil mi? Şu 15 Ekim. Tamam, şimdi gördüm. Evet.
Şimdi Hatice, benim gözüme çarpan şu aşağıdaki sayfalarına da bakınca anlaşılıyor. Sayfa aralarında çok boşluk var ya. Mesela burada ilk sayfan sanıyorum yaklaşık 10 frame'lik bir yer kaplıyor. Hatta 12 frame'lik bir yer kaplıyor. Şuradan bahsediyorum. Buraya kadar boşluyor. Bu sayfaları birbirine yaklaştırabilirsin. Yani 10 frame oldukça fazla bir boşluk. En azından en fazla 2 olabilir. 3 olabilir. Ha şu var. Bazı yerlerde durduğu noktalarda o frame sayısını elbette uzatıyorduk. Ama genel anlamda burada görünce ortalama 10 frame'lik aralarda boşluk var diye görüyorum. Yanılmıyorum değil mi? Evet, evet, doğru hocam. O şunu sağlıyor. Görüntü çok yavaş akıyor gördüğün gibi. Evet. Onu aralardaki boşluğu birazcık kapatırsan güzel olacak. Karakterimiz hacim olarak biraz büyük olmuş. Kilolu olmuş. Ama onu biraz daha zayıflatabilirsin. O gövdeyi. Ne taraftan zayıflatabilirsin? Belki ön gövdeden alabilirsin. O zaman yeterli olabilir. Onun dışında bakıyorum. Harekete bakıyorum. Yani karakterin dönüşü güzel. Şu dönüş hareketi güzel. Ama bahsettiğim gibi karakterin hacimsel olarak büyük olması karakteri orijinalliğinden uzaklaştırmış. Dolayısıyla karakteri mevcut olan karakter tasarımına daha yakın çizersen çok daha doğru olur. Ama buradaki bu hareket niye? Hacimsel olarak karakterin baştan tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hacim değişikliği var. İkincisi, burada dala bakıyorum. Şu dalımızın o hareketini çok direkt yansıtmıyor. Onu da belki düzenleyebiliriz. Mesela dal duruyordu, dalı çekiştiriyoruz kendimize doğru. Ve dal tekrar kendini diğer tarafa doğru atıyor. Yani o da, şimdi sen tekrar eğitime başlayacaksın. İlk haftalarda yine Hamed'in dersinde onu da en azından tekrar üzerinden geçmiş olursun. Buradaki eksiklik. Söyleyeceklerim bu kadar. Çalıştığın için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Var mı başka çalışmasını paylaşmak isteyen? Ben de yükledim hocam, Zişan. Kimse sende, anlayamadım. Zişan. Zişan. Tamam. Zişan, hemen açıyorum. Zişan, adın anlamını sormuştum ben. Neydi? Evet, şan sahibi demek hocam. Efendim? Şan sahibi demek. Ha, şan sahibi, tamam. Zişan. Evet. Tamam. Dört. Dört. Evet. Lütfen çalışmanızın arkasına o fonları da yerleştirin. Bizim mevcut fon dokumuz var ya, onu da yerleştirin. Evet, hemen bakıyorum. Burada dönüş var. Güzel. Çektiğindeki bu hareket güzel. Yani şu esneme hareketi yapmak istediğimiz şey buydu. Oldukça doğru olmuş. Gayet hoş. Şurada bir boş hareketi var dalın. Fark edebiliyor musun? Kolu çekiyor ama dal gitmiyor. Yani burada dal bir süre evet, duruyor. Burada gerildiği için çok beklemez. Direkt kendini diğer tarafa doğru atmaya çalışır. O yüzden orayı, sadece şu kısmı hareketi başlatırsan burada daha doğru olacak. Onun dışında güzel. Şu da hızlı geri gelmiş. Buradan hızlı gelmiş. Buraya da bir iki tane daha ekleyebilirsin. Evet, emeğinize sağlık. Zişan, teşekkür ederim özverin için. Gayet güzel olmuş.
Evet, başka kim çalışmasını göstermek ister? Tamam. Başka yok mu? O halde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru soran var mı bu aşamaya kadar? Dondun mu? Hocam benim kaç sorum olacaktı? Beni duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Evet. Tamam. Buyur lütfen. Şimdi arkadaşların çalışmalarını izlerken de fark ettim de şey mesela hani yaprakların formları olsun ya da yaprağın düşüş yönü işte kimisi koyunun sağına düşüyor, kimisi soluna düşüyor ya da yığın o şekilde yine farklılık gösterebiliyor. Hani bu akışta çizgi filmin akışında bir hani tutarsızlık yaratır mı acaba diye düşündüm şu an. Şöyle yapacağız. O tutarsızlığı geri planda zaten bir tane görüntü var. O görüntüyü hangi çalışmaya alacaksak onu en son düzenlerken revize edeceğiz zaten. Ve o esnada bir uyuşmazlık varsa onları gidereceğiz. Şu an için akışı bilmiyorum. Elimize ne var, neredeyiz? Onu bir kontrol edelim. Ama tabii ki bu yığının nerede olduğu, ne tarafa yöneldiği kesinlikle çok önemli bir konu. Buna dikkat etmek gerek. Bir de şey soracaktım. Dersleri izledim tekrar da sanırım bir geçen bölümdeki gibi bir görev paylaşımı olmadı değil mi? Hani bölümleri sahneleri paylaştırma gibi. Yok, görev paylaşımı olmadı. Sizi çok sıkmak istemedim. Kim ne yapmak isterse serbest olsun. Yapanların çalışmalarını yine dahil edelim. Eğer olur da iki farklı aynı nitelikte bir çalışma olursa iki farklı bir çalışma da yapıp yine onların çalışma dosyalarına koyabiliriz. Yani bunu da biz yaptık diye herhangi bir iş başvurusunda bulunduklarında gösterebilirler. En azından o bütünlüğü de herkes bir şekilde dosyasına koymuş olsun. Önümüzde bir hafta var. Bir haftaya kadar bunu bitirebilsek umarım çok daha iyi olur. Bitirmezsek de yine devam edecek bir ekibimiz var. O ekiple birlikte bunu devam ettirip bitireceğiz. Ama olur da o grupta olmayan, yeniden başlamayacak olup çalışması yarım kalan olursa da yine hafta içerisinde bir araya geldi. O çalışmasını mutlaka tamamlayacağız. Eğitim bitse dahi bu çizgi filmdeki bölümünüzü tamamlamanızı çok istiyorum. Var mı başka sorun Merve? Yok, hayır. Tamam. Bir bakalım. Evet, karakterin isminde bir U'yu fazlalaştırdık. Gerekçesi de şu, Kuzuko oldu. Bunun için ayrı bir Instagram sayfası açmak istedim. Çünkü bunun bir markalaşması iyi olur diye düşündüm. En azından daha çok tanıtabilmek için. Çünkü kendi sayfamızda sürekli Kuzuko'yu paylaşırsak sayfada yaptığımız işler geri planda olur ve insanlar da sıkmış da olabiliriz. O yüzden bunun için ayrı bir sayfa yapalım. Bunun storyboard'unu, hikayesini, karakter tasarımını, çalışırkenki görüntülerinizi ayrıca o sayfada paylaşalım istedim. Kuzuko yazdım. Kuzuko karış falan gibi şeyler çıktı. O yüzden dedim ki Kuzuko olmasın. Kuzuko olsun. Bir de Instagram'da en azından buna ait bir isim olsun diye de. Çünkü alınamıyordu Kuzuko diye. Sanırım biraz Japon ismine de benziyor. Kuzuko soy isim gibi falan gibi de olabiliyor. O yüzden bu şekilde dönüştürdüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence böyle de sevimli. Tamam. Böyle yaptık. Bir Instagram sayfası açtım ama çok henüz vaktim olmadı. Çok bir şey düzenleyemedim. Ama bahsettiğim gibi bu karakteri en azından bir markalaştıralım diye oraya çalışmalara ekleyeceğiz. Bunu da en azından size söylemiş olayım. Evet. Kaldığımız sayfadan devam edelim.
storyboard'a bakacağım. Storyboard arıyorum, bekletiyorum, üzgünüm. Heyecanlı mısınız? Eğitim bitiyor. Artık hafta sonlarınızı neyle dolduracaksınız? Var mı büyük planınız? Hocam ben radyo televizyon okuyorum zaten uzaktan. Nerede okuyordun? Açık öğretimden radyo televizyon yazmıştım. İkinci sınıfa geçtim şimdi. Zaten iki senelik bir bölümdü. Hani şeye 4 seneliğe geçiş yapacağım inşallah sinema televizyona. Radyo televizyonlar sinema televizyona geçiş yapabiliyor musun? Çok güzel. Evet benzer, açık öğretim, benzer derslerde olacak. Örneğin mesela storyboard özellikle sinema televizyonu. Evet vardı. Birinci sınıfta da vardı. Çok önemli derslerden bir tanesi. Evet, şimdi çalıştığımız sahnelere bir bakalım. O sahneyi çalıştık. İlk sahneyi çalıştık. Geçen hafta Patis'in dersinde en alttaki sahneyi mi çalışmıştınız? Hangi sahneleri çalıştık? Burada alttan çok... bir üsttekiydi hocam. İkisini, alttaki ikisini çalıştınız. Üçüncüyü biz çalıştık diye hatırlıyorum ben. Tamam, şu anda en üstteki, birinci sıradaki çalışılmada değil mi? Doğru mu? Birinci sıradaki çalışılmada değil mi şu anda? Evet ben hocam. Evet, birinci sıradaki. Alttan iki tanesini çalıştık. Sizinle de çalıştığımız sayı var, bir tane kalıyor. Tamam, en üsttekini çalışalım o halde. En üsttekiyle devam edeceğiz. Buraya da zaten geçmemiştik henüz. Buradan çalış. Hocam şu atlayacak olanı. Patisyen dersinde herhalde bir. Onu mu çalıştınız? İkincisini çalıştık. Hani kuzu böyle annesi bakıyor. Diğeri tamam, de atlamak tamam için hazırlık yapıyor. Onu çalıştık. Tamam. O halde şu kalan ilk baştaki sahneyi çalışalım. Aslında o sahnede çok bir şey yok. Onu çalışmayalım. Onu siz kendiniz de çalışabilirsiniz. Buradan neyi çalışabiliriz diye bakıyorum. Kaydığı sahneyi de çok rahatlıkla siz de çalışabilirsiniz. Onda da sorun yok. İkinci sahneyi ikinci sıradan, üstten ikinci sıradan olan sahneyi çalışmadınız. Yok, onu çalıştınız değil mi? İki numaralı çalıştım, sahne. Onu çalıştık hocam. Tamam, harika. O zaman üç numaralı sahneyi çalışmadınız. Evet, üçü çalışmadım. Tamam. Üç numaralı sahneyi çalışabiliriz beraber. O halde üç numaralı sahne için nasıl bir çalışma yapacağız? Hemen bunun görüntüsünü alayım. Almak isterseniz sizler de alın. Bu atlayışa benzer bir şey yapmıştık. Diğer dönemde yapmıştık acaba, bir kız atlıyordu ve suyun üzerine. Şimdi tekrar göstereceğim o çalışmayı size. Önceki grupta yapmıştık sanırım hocam. Tamam. Ben o sahneyi bir göstereyim size. Ekran paylaşımı görüyor musunuz? Hayır. Açıyorum bir dakika. Öncelikle bir video göstermek istiyorum. Ardından bu çalışmaya geçelim.
Evet, o dosya bu o dosya bu bilgisayarda değilmiş. Biz başlayalım. Bir yandan siz çalışırken onu araştırayım. Evet, geçtiğimiz hafta bunu tamamlamıştık. Bu sahneyle ilgili eksikler var. Beraber çalışırız diye düşünmüştüm buradaki bazı eksikleri ama siz zaten pek çoğunuz tamamlamışsınız. Tamamlamayanlar bu sahneyle ilgili. Ben bunu yine ekleyeceğim. Bakarak tekrar çalışabilirler. Bunu geçiyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Ebat'ı bu şekilde olmak zorunda değil. Direkt düz sahnede alabilirsiniz. Evet, öncelikle çalışmamızı içe aktaralım. Burada geri planda görelim. Evet, bu sahneyi çalışacağız. Sahnelerin birbirine uyması için storyboard'daki görüntüyü alıp en azından geri plana ona göre eklerseniz birbirine uyuşması konusunda sorun yaşamayız. Evet, görüntümüz burada. İlk önce bunu aktarabilirsiniz, ardından yeni bir dosya açalım. Katman açalım. Sonrasında alttaki görüntüyü direkt kopyalayabilirsiniz, üzerinden gidebilirsiniz. Süpürgemiz ve bir yaprak yığını. Hocam, bu arada storyboard'u drive yüklemiş miydiniz? Ben göremedim de. Patisyanın dosyasına yüklemiştim ama tekrar da yükleyeyim. Hemen açıyorum. Hemen yüklüyorum oraya. Teşekkürler. Kuzu kol dosyasına direkt ekliyorum. Evet, arka tarafta iki tane ağaç görünüyor. Ben onları biraz boyadım gri renklerle ama şu anda boyamamıza gerek yok. Evet, böyle bir geri planımız var. Karakterleri de çizeceğim. Yine aynı şekilde ilk karakteri buradan direkt kopyalayın lütfen. Çünkü bir sonrakinde dönüşüm en azından daha az olsun. Aksi halde karakter bu karakterin dışına çıkıyor ve uyum sorunu olabiliyor.
Evet, kuzu ve anneyi farklı katmanlarda çiziyorum. Tekrar bir katman açtım ve anneyi çiziyorum. Şu anda buradaki neyse o şekilde çiziyorum ama sonrasında başlangıç pozunu belki değiştirebiliriz. Yani direkt buradaki gibi başlamayabilir. Buna biraz sonra karar verelim. Evet. Ve kapattım geri planı. Artık onunla işim yok. Yani taslakları çizdiğim tasla aldığım görüntü. Şu geri plandaki ağacın çizgileri, karakterin çizgileriyle karışıyor. O yüzden onu birazcık yumuşatabilirim. Şeffaf bir silgiyle de yapabilirim. Evet. Şimdi buradaki temel hareketimiz nedir? Kuzunun düşmesi. Aynı zamanda düştükten sonra annenin o yapraklarla buluştuğu sahne. Annenin dahi üzerine doğru uçuşan yapraklardan bahsedeceğiz. Daha önce damla çalışmıştık ya, tıpkı bir damla gibi düşünebiliriz bunu. Damlanın sıçraması gibi. Ve annenin sonrasında yapraklarla karşılaşması ve oradaki şaşkınlığını yapacağız. Tabii burada işin içerisine oyunculuk giriyor. Değil mi? Bu karakterlerin jest, mimik ve davranışları giriyor. Çizgi filmin en önemli unsurlardan bir tanesi de o oyunculuğu yakalayabilmek. O yüzden izlediğiniz filmlerden ya da gerçek hayattaki sahnelerden olabildiğince gözlem yaparsanız çizgi filmi aktarırken de o kadar avantajlı olur. Anne şimdilik dursun. Öncelikle Kuzuko karakterinin yapraklara düşüş sahnesini çalışalım. İkinci sahne, ikinci keyframe'de ne yapar? Düştüğü yer olsun. Bunu kopyalayalım. Duplicate yapıyorum. Ve yapıştırıyorum. Arada yaklaşık 10 sayfalık bir boşluk bıraktım. Oraya in between'leri çizeceğim. Şimdilik 10 sayfa olsun. Evet, 10 sayfa fazla olur. Biraz daha düşüreyim bunu. 7 olsun. Ardından bunu taşıyorum aşağıya. Seçtim. Düştüğü nokta burası olacak karakterin. Buraya düşecek. Bakalım buradan buraya gelecek. Geldiğindeki, yani yere düştüğündeki görüntüsü ne olacak? Ona bakalım. Bir kere ayaklar en son düşer demiştik değil mi? Aşağı doğru geliyor. Ayakları yere düşecek, gövde yere düştükten sonra ayaklar yere düşecekler. Burada o halde bir de ayakların düştüğü sahneyi ekleyebiliriz buna. Bunun için de bir keyframe ekleyelim. Bunu yine duplicate yapıyorum. Ve buraya da yapıştırıyorum. Bunun ikisinin arasında 4 sayfalık bir boşluk bıraksam yeterli olacaktır in between'ler için.
Evet, burada çizimimizi karıştırmasın diye geri planı birazcık sol durabiliriz. Sonrasında tekrar canlandırırız onu. Lütfen layer katmanına gidin. Ardından background'ı birazcık sol durun. En azından şu anda yaprakları karakterden ayrıştırmış olalım. Evet, tekrar karaktere dönüyorum. Üçüncü keyframe'de ayakların yerde olduğu sahnemiz olsun. Sanıyorum artık karakteri rahat bir şekilde çizebiliyorsunuz. Alıştınız diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Eliniz alıştı mı karakteri? Hala zorlanıyor musunuz? Evet. Gövde yere düştüğü için ne olacak? Biraz daha basıklaşacak. Aslında bu karaktere kuyruk da eklemiştim ben. İlk çizdiğim tasarımda. Ama sonra o kuyruğu eklemedim. Kuyruklu halini hatırlıyor musunuz? Şurada şöyle bir kuyruk vardı. Evet. Şu an için eklemiyorum kuyruğu. Ne düşünüyorsunuz kuyruk konusunda? Olabilir hocam. Düşüneceğimiz bir şey eksilmiş oluyor bence. Nasıl? Düşüneceğimiz, yani hareket olarak düşüneceğimiz bir şey eksilmiş oluyor da kolay, yani kolaylaşmış oluyor. Evet, ben de birazcık kolaylaşsın diye eklemedim ama ilerleyen süreçte kuyruğu eklememiz güzel olacak. İşi kolaylaştırıyor ama zenginliği birazcık azaltıyor aslında. Kuyruk olduğunda orada bir hareket daha olacak ve o zenginliği de arttıracak aslında. Evet, kollar burada böyle. İkincisinde kollar yere düşüyor ve açılıyor. Burada kolları biraz daha açalım. Evet, neredeyse tamamen değiştiriyorum koyunu ama en azından hacmini korumuş oluyorum. Koyun oraya kopyalayıp yapıştırdım ve değiştirmem gereken yerleri silerek değiştiriyorum ki hacimde çok yanlış yapmayalım. Hocam, keyframe'lerin arasında kaç in between'lik boşluk bıraktınız? Birinci ile ikincinin arasında 7, 6 tane kalıyor. Belki de 5 kalıyordur. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane boşluk kalıyor. İkincisiyle üçüncüsünün arasında 3 tane kalıyor. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Üçüncüye geldiğimde kolu yine siliyorum. Biraz daha aşağı düşmüş ve kafasına doğru yaklaşmış bir şekilde çiziyorum. Neden? Çünkü buradan güç alacak ve ayağa kalkacak biraz sonra. Yani kolların üzerine kalkacak. Şimdi şu kısma kadar gösterecek olursam, hatta geri planı da kapatayım. Daha anlaşılır olsun sizin için. Şöyle bakacak olursak aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor. Ayaklar yerde ve kollar öne doğru gidiyor. Bir sonraki kareye geldiğimde ne olacak? Yine duplicate yapıyorum. Ve arada iki in between'lik yer koysam yeterli olacak. Ve bunu da yapıştırıyorum. Şimdi sadece hani hacim korumamız gerekiyor ya, hacim korumak için bunları duplicate yapıyorum. Zorlanmayın, duplicate yapın. Sonra silip üzerinde değişikliğe gidebiliriz. Hatta
bunu mesela direkt şöyle değiştireyim. Şuradan aldım bunu, burasını seçtim. Ardından çerçeve butonuna basabilirsiniz. O boyama kovasının yanındaki var, hatırlarsanız. Sonra bunun eklemini nereden hareket ettirelim? Şuradan hareket ettireceğim. Ardından bunu böyle bükelim. Hacmi korumak adına bunu yapabilirsiniz. Şimdi yerine yerleştireyim bunu. Kafa hareket edecek olsa, yukarıya kalkacak olsa nasıl görünürdü? Burada olurdu. Bakın hiç yeniden çizmeden direkt onu koydum. Şimdi ne yapacağım? Silebilirim şuraları. Şurayı da sileyim. Sonra bunları temize çekeceğiz. Evet, kafa biraz uzakta kalmış. Birazcık yaklaştırayım. Evet. Mimikler ve hareket düzeninde tekrar düzenleme yapacağız. Evet, kafa şu yöne doğru kalkmış oluyor. Eksikleri giderelim, eksik noktalarımızı. Evet, kalktığı için ne olacak? Kollar daha dik bir konuma ulaşacak. Şurada bir bükülme olabilir. Kolu biraz uzun oldu. Bir öncekine göre de ince oldu. Bunu da düzenleyelim. Evet, ekranda leke var. Orada sorun yaratıyor. Ekranı mutlaka her zaman silmek gerek. Evet. Ve burayı birleştirelim. Şöyle bir bakacak olursak hareketimize düştü ve kalkıyor. Bu kısma kadar karmaşık olan bir şey var mı? Burada doğrulmuş olacak. Hocam keyiflerine tek tek bir daha bakabilir miyim? Tabii birinci havada, ikinci düşmüş. Burada hiçbir oynama yapmadık değil mi? Sadece yukarıdaydı ve aşağı indi. Burada oynama yapmadık henüz ama üzerinde değişiklik yapacağız. Şimdilik sadece hacmini korusun ve yerini belirlesin diye koyduk. Ama tekrar hepsinin üzerinden gideceğiz. Hı hı. Şimdi bu aşamaya kadar böyle. Tamam. Burada bir süre kalabilir ve ardından bu sefer dizlerin üzerine kalkabilir. O nasıl olabilir? Yani olabildiğince zengin bir hareket katmaya çalışıyorum. Çok donuk olursa
üzerinde az çalışılmış bir çizgi film insan enerjisini çok fazla geçirmiyor. Yine duplicate yapayım, hacmi koruyayım ve bazı parçaları keserek değiştirelim. Yine duplicate yaptım. Buradaki mesafeyi de kaç birimde toparlanır? Yaklaşık 4 sayfa boşluk bıraksak yeterli olacaktır. Evet. Ardından bunu duplicate yaptık. Şuradan kesiyorum şimdilik. Ayağının olduğu yer zaten belli. Bunu buradan alsam, buraya doğru gelse. Tıpkı bir kukla gibi kesip oynatıyorum şu anda. Evet, böyle olsun. Bahsettiğim gibi yüzlerinde şu anda herhangi bir şey yapmadık. Onları düzenleyeceğiz. Şu anda sadece hacmi korumakta zorlananlar için bir yöntem göstermeye çalışıyorum. Anlaşılır oluyor mu bu söylediğim şey? Bakın, seçiciyle seçtim ve onu o yöne doğru döndürdüm. Döndürürken lütfen şunu göz önünde bulundurun. Tekrar döndüreyim yaparken göstereyim. Şimdi bunu seçiciyle seçtiniz. Ardından çerçeveye aldınız. Bu ortada gördüğünüz artı butonu mutlaka eklemin, merkezin olması gerektiği yere getirin, o artı noktasını. O zaman doğru noktadan itibaren pozisyon alacaktır. Fazla gitti. Bunu birazcık aşağı indiriyorum ve bacağının nerede olması gerektiğini düşünerek onu oraya ekliyorum. O tuş ben de aktif değil, bir türlü bulamıyorum ama nereden şey yapabilirim? Göstereyim bir kez daha. Lütfen. Sabahtan beri arıyorum, yok o tuş. Şimdi sol tarafta aktif olan bir buton göreceksiniz. Gördünüz mü? O bende yok işte. O zaman yoksa şöyle yapalım. Onun yerine başka bir şey vardır. Sağ tarafında file yazısının hemen altında o işaretin şöyle çizerek göstereyim. Dinliyorum. Hemen böyle bir butonu var. Gördünüz mü? Çark butonu var. Onun üstünde bu gösterdiğim buton var. Şu anda bastım ona. Görebildiniz mi? File'ın hemen altındaki buton aktif. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şu anda basmış olduğum buton aktif mi? Görüyor musunuz o butonu? İyi, bakıyorum hocam, göremedim daha. Şu anda solda aktif olan bir buton var ya, her yana ok işareti. O buton var mı? Tamam, şöyle yapalım. 5. sıradaki butona basalım sol tarafta. 5. sıradaki buton. O bende yok. O. Tamam, yok ama şunu diyeceğim. Orada sağ taraftaki butona basınca orada farklı şekilleri var. Mesela silgi şekli geldi şimdi oraya. Kalem şekli geldi. Böyle bir şey geldi. Yani tamam. Onun için o dosyayı açmanız gerek. O dosyayı açınca onun içerisinde göreceksiniz Lasso yazanı. Tamam. Bir saniye bakıyorum hemen. Bu seçme butonu, orada farklı şekiller var. Yani ne tarzda seçmek istiyorsun görüntüyü? Sana ona göre farklı şeyler sunuyor. Oradan ulaşabilirsin. Bir bakar ol lütfen. Ben geride kalanlar için devam edeyim. Tekrar sana döneyim. Evet, şimdi bunu birazcık dizinin üzerine doğru kaldırdık. Bu aşamaya kadar yapabildiğinizi düşünüyorum. Şimdi buralara kaldı bizim in between çizmemiz ve yüzündeki mimikleri oluşturma işimiz. Buraya bir tane daha ekleyelim. Altıncısı olsun. Buna da duplicate yapalım. Ve yine onu da yapıştıralım. Burada da eline yapraklar düşsün ve elindeki yapraklara bakar olsun. O zaman ne yapacağız? Eli, bedeni, her şeyi sabit kalacak. Ama bahsettiğim gibi bunların üzerinde değişimler yapacağız. Bunlar böyle kalmayacak.
sadece hacmi koruyabilmek adına temel hareketleri direkt kopyala yapıştır göstermiş oluyorum. Birazdan üzerinden gideceğiz bunun. Biraz daha kafasını indireyim. Bakın bunu nereye koydum artıyı? Boyun olduğunda eklemi nerede olursa ona koyarım. Yani kukla gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bunu da ekledim. Evet. Biraz beden önde duruyor. Sanki öne düşecekmiş gibi. Bunu biraz şöyle çekebilirim. Evet, böyle çekebilirim. Şimdi temel olarak yapacağı hareketleri çizdik. Artık bunun üzerinden düzenlemeye gidelim. Anlaşılır oldu mu bu aşamaya kadar sizin için? Var mı bir sorun? Tamam, sorun yoksa devam ediyorum. Şu hareketleri bir düzenleyelim. Burada el nasıl bir konuma geliyor? Şimdi bir insan düşerken ilk önce refleks olarak elleri atarız değil mi? Elimizi atarız. Tabii burada düşmenin dışında bir şey var. Yaprakların üzerine atlama isteği var. O yüzden kollar yana doğru açılarak düşecektir. Yani bir kendini uçak gibi yapacak ve tam yere düşünce de elleri yere koymuş olacaktır. Bu tamamen zemine düştüğü sahnedeki kol hareketleri. O yüzden kollar nereye bakıyor? Daha çok yere bakıyor. Buradaki kol görünmüyor. Geri planda kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Olmasa da olur. Evet, bir sonraki kareye bakalım. Buradaki eksiklerimiz neler olur? Şunu da kaldıralım. Evet, burada yüzündeki ifadeyi silelim çünkü böyle olmayacak. Evet, yüzünde bir mutluluk olacak değil mi burada? Çünkü çok heyecanlı onun için. Onun için çok heyecan verici bir şey. Evet. Bir sonrakine gelecek olursak yine buradaki ifadeyi de silelim. Yine o yaprakların, uçuşan yaprakların heyecanıyla yine ağzı kulaklarında olabilir. Göz hareketlerini henüz yapmadık. Şu anda dursunlar. Yine buradaki yüz ifadesini değiştirelim. Evet. Buradaki diz hareketinde biraz sorunumuz var. Onları düzenleyelim. Evet, burada dizinin üzerine çöküyor. Bir sonraki kareye bakalım.
Burada da yine aynı şekilde dizini düzenleyelim. Evet. Ve son kısım. Şimdi tabii saçta düzenlenmesi gereken yerler olacak. Çünkü ilk sahnemizde neydi saç? Aşağı doğruydu. Dolayısıyla şurası, şu kısım aşağı doğru düşmüştü. Ama ayağa kalkmış bir karakter de hala orada olmayacaktır. Karakterimizin ayaktayken ki saç formu neyse ona dönüştüreceğiz burayı. Nasıl gidiyor? Yapabiliyor musunuz? Takıldığınız bir nokta var mı? Var mı takıldığınız bir nokta? Orada mısınız? Buradayız hocam. Ben biraz geride kaldım. Daha sonra videoyla şey yapacağım. Tekrar yapacağım. Destek istersen hafta içerisinde mutlaka destek iste lütfen. Şimdi yere çarpan bir şeyde kafadaki harekete de bir bakalım lütfen. Şimdi burası serbest olan bir yer, yani bir yere çok bağlı olmayan oynak bir uzvu. Dolayısıyla ne olacaktır? Yere çarptığında o kısım şu yöne doğru bükülecektir, değil mi? Bak, şu yöne doğru bükülme eylemi gerçekleştirecektir. Dolayısıyla bu da çalışmaya bir zenginlik katmış olacaktır. Şöyle düştüğünde bu buraya gelecek. Sonrasında tekrar yukarıya doğru kalkacak. Değil mi? Sonra geri tekrar eski formuna dönecek. Tekrar bakalım. Bacaklar aşağı doğru iniyor. Düşüyor. Düştükten sonra ayaklar yere düşüyor. Karakter kalkıyor. Karakter kalkıyor ama burada dizleri biraz öne çekebiliriz. Yani dizler burada aynı yerde kalmasın. Birazcık öne çekelim burada dizleri. Çünkü çok geride kalıyor. Bir de mutlaka kalktığında, doğrulduğunda bunlar da öne doğru birazcık kayacaktır. Hocam peki kalktığında, diz üstüne kalktığında kolları ne yapıyor olacak? Hemen bakalım. Şimdi diz üstüne kalktığında burada kolları tabi buradaki şey önemli, hikaye önemli. Hemen göstereceğim. Şunu da düzenleyeyim Merve. Tamam. Şimdi burada ne yapıyor tabi? Hikaye ne burada? Karakterimiz yukarıdan aşağı düşüyor. Yerde bir yaprak birikintisi var. Düştü. Etrafa yapraklar saçıldı. Kalkıyor, biraz doğruluyor. Ve yaprakları seyretmek için doğruluyor. Kafayı yukarıya kaldıracak. Şimdi burada biraz daha kafayı yukarıya kaldırabilir. Alçak olmuş. Baktığı nokta biraz daha gökyüzü olabilir. Onu düzenleyelim. Ardından ayağa kalkıyor. Yapraklar düşüyor buralardan. Yapraklar düştüğü için yaprakları tutacak burada. Amacımız yaprakları tutması ve elini uzatarak bir tane yaprağı avucuna koyup bakması. Burada da o sahneye geleceğiz. Yaprak düşüyor, elini uzatıyor ve belki biraz daha ileride olabilir bu.
Ve elinde bir yaprak var burada da. Evet. Şimdi Merve soruna cevap verebildin mi? Evet. Burada yaprağı izliyor. Burada da yaprağın düşüşünü görüyor. Şimdi bu bizim geri planımızda bir şeyi düzenleyelim. O da şu olsun. Yaprakları farklı bir katmanda çizelim. Bunu silelim. Çünkü yaprakların dağılışı, yani yapraklar bir hareketli bir formu var. Burada atladığım bir şey olmuş. Size küçük bir iç çıkmış olacak ama lütfen onu düzenleyelim. Gözümden kaçmış burası. Buradaki yaprakları siliyorum. Bunları farklı bir katmana yerleştiriyorum. Bu arada silmek istediğiniz şeyi de yine seçebilirsiniz. Ardından yukarıdaki o güneşe benzeyen bir buton var. Windows'un hemen sağ tarafında, alt tarafında. Ona tıkladığınızda tamamen temizlemiş olur. Tamamen silmiş de olabilirsiniz. Bir sayfaya hiçbir şey seçmeden de direkt ona basarsanız da komple sayfayı silmiş olur. Evet, farklı bir katmanı direkt background'ın bir üst katmanına açıyorum. Ve oraya da bir sayfa ekliyorum. Oraya yaprak bölümüne ekleyelim. Yardım istediğiniz ya da dönmemi istediğiniz bir sahne varsa lütfen söyleyin. O sahneye dönelim. Evet, sahnemiz burasıydı. Ne oluyor? Geliyor, düşüyor. Düştüğü yer burası. O halde ne yapacağız? Buradaki sahne yaprakların dağıldığı sahne olacak. O zaman oraya bir sayfa daha ekliyorum. Background'ı açayım. Ne olacak? Bu yapraklar sağa, sola, yukarıya doğru uçuşmaya başlayacak. Şimdi ben rastgele direkt buradan bir yaprak çıkardım ama bunları değiştirmemiz gerekebilir. Önce bir gözlemlememiz lazım. Sırıtıyor mu, sırıtmıyor mu? Ardından devam edeceğiz. Buraya rastgele birazcık yaprak çizeyim. Vaktimiz azaldı. Şimdi hızlı bir şekilde çizeyim. Haftaya bu yaprakları düzenlemiş oluruz. Bir sonraki kareye geldiğimde o nerede? Peş peşe. Yani artık bunların arasında boşluk yok. Çünkü bir akışa girdi bu yapraklar. Yeni bir sayfa açıyorum. Ve bu yaprakları yukarıya doğru taşıyorum. Şimdilik şöyle taşıyayım. Bakın aynı yaprakları adetince çizmeniz lazım. Kaç tane yaprak varsa onları gidiş yönüne göre çiziyorum. Bakın bu yönde gidiyor. Şu yöne doğru gidecek bunlar. Ve ardından böyle düşecekler. Bunlar bu yönde gidecek. Belki zenginlik katmak için ne yapacağız? Şu yaprağı da bu yöne doğru düşürebiliriz. Değil mi? Bu yapraklar da gelecek buraya. Bu buradan düşecek. Şöyle düşecek. Yani bunlar için birer
referans belirleyebilirsiniz. Bu yapraklar bu yöne doğru hareket edecek. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Mesela karıştırıyoruz derseniz bir tane referans çizgisi açabilirsiniz. Yine aşağıya açtım. Bir sayfa açtım. Oraya şuradan itibaren bu yapraklar için referans çizginizi ekleyebilirsiniz. Dedim ki ben bu yaprağı böyle düşüreceğim. Bu böyle gelsin. Bu buraya. Bu referans çizgisi her zaman sahnenizde kalsın. Buraya geldiğinde gördüğünüz gibi referans çizgim aşağıda duruyor. Sadece o çizgiyi referans olarak görmek için oraya çizdim. Sonra bu çalışmam bittiğinde sileceğim. Ne yapıyorum? Bu çizginin üzerinden götürüyorum bütün yaprakları. Bu burada. Bu burada. Biraz hızlı ilerlettim. Çünkü ilk hareketi hızlı başladı. Çünkü bir basınçla karşılaştı. Gittikçe yavaşlayacak. Bir de süremiz de az. Ben de en azından hızlı bir şekilde çizeyim. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılı buna değiniriz. Geliyoruz. Burada. Burada. Bu yöne doğru gelmiş. Bu da buraya doğru ilerliyor. Bir sonraki sayfaya geliyorum. Evet, bakın bunlar sahneden dışarı çıktı. Bir diğer sahne. Artık yaprakların yavaşladığını görebiliriz. O zaman ne yapacağız? Arasındaki mesafeyi azaltacağız, değil mi? Yani önce arasını açarak çiziyorduk. Şimdi daha yakın çiziyoruz. Çünkü belli bir yüksekliğe ulaştılar. Hızları düştü. Yavaşladılar. Evet, vaktimiz dolmak üzere. O yüzden ben şöyle bir açayım. Nerede kalmışız? Sonrasında devam edelim. Şu alanı daraltıyorum. Sadece burayı izleyebilmek için. Evet, bahsettiğim gibi yapraklar biraz hızlı. Onları daha da yavaşlatacağız. Önümüzdeki hafta yaprakların düşüşü ve annenin hareketiyle ilgili çalışmayı gerçekleştireceğiz. Şunu biraz daha açayım. Evet. Lütfen bu keyframe'leri mutlaka bu hafta çizin. Ardından önümüzdeki hafta in between'leri yerleştirelim. Evet. Yapabildiniz mi? Bu sahne sizin için yapabileceğiniz bir sahne olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifli alacağınız bir sahnedir. Ne düşünüyorsunuz bu sahne hakkında? Var mı bir sorununuz? Yaprakların uçuştuğunu da çizeceğiz değil mi hocam? Yani şu an için en azından bu gösterdiğimiz keyframe'leri çizerseniz önümüzdeki hafta ara çizimleri ekleyeceğiz. Ama yaprakları da yapabilirseniz güzel olur. Size kalmış. Yapmak isterseniz yapın lütfen. Geçtiğimiz haftaki çalışmanın da eksiklerini giderirseniz ikinci bölümümüzü bitirmek için sabırsızlanıyorum. En azından siz de onu dosyalarınıza eklerseniz bir önce kurguya geçeriz. Nur, sen de belki bunlarla ilgili ses efekt düşüncen olursa onları da bir indireceğin dosyalar olursa indir lütfen. Peki hocam. Yine aynı şekilde sesle ilgili elinde efekt olan, buna uyabileceğini düşündüğü bir şeyler olan varsa bizlerle paylaşabilir. Nasılsınız? Son bir dakikada bitmiş zaten.
Sizleri çok tutmak istemiyorum ama yine de dersi de tamamen anlatıp gitmek de istemiyorum. Yine de sormak, söylemek ve paylaşmak istediğiniz bir şey varsa paylaşın. Bizler birer arkadaşız. Ders dışında da paylaşmak istediğiniz bir şeyler olsa lütfen paylaşın. Bugün komşumuzla çok sinirlendim biliyor musunuz falan diye başlayabilirsiniz. Var mı söylemek istediği bir şey olan? Evet. Hatice, öğrencilerin nasıl gidiyor? Çiziyorlar mı karakter tasarımı yapıyorlar mı? Merhaba hocam. Evet, ben şimdi onlara yaptığınız çalışmaları çalıştıracağım. Gayet güzel ve keyifli yapıyorlar. Yani bizim için değişik bir alan oldu bu çizgi film derste içerik olarak. Çok güzel, çok güzel, çok sevindim. Lütfen çalışmalarınızı tamamlayın. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta son dersimiz olacak. Tabii devam edeceğiz bazılarınızla. Farklı projelerde ya da farklı platformlarda mutlaka yine bir araya geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Merve. Buyurun. Bir önceki dersin eksiği yoktu değil mi? Tamam. Sen sadece bu dosyayı yaptın. Bir önceki çalışmayı eklemiş miydin peki? Bir önceki sahneyi. Patrisyan dersinde yaptığımız mı? Evet. Yok, onu tamamlamadım ama birkaç gün içinde tamamlarım diye düşünüyorum. Tamam. Onları da tamamlayın lütfen. O dersteki tamamladıklarınızı da yine aynı şekilde benim dosyama da atın. Çünkü nihayetinde kurgu yaparken hepsine ihtiyacımız olacak. Kendinize iyi bakın. Sorusu olanlar varsa buradayım ben. Diğerleri ayrılabilirler. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Güzel haftalarınızı diliyorum. Hoşçakalın.